Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Galatasaray ile ilgili başlıklara bakacağız. Yine foto maçta Hazar sürprizi ifadesi yer alıyor. Galatasaray'da dev isimler listeye girmeye devam ediyor değerli izleyenler. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılar Ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibinin kapısını çalacak ve bu fırsat kaçmaz olarak da değerlendirilmiş iç sayfada Belçikalı Yıldız kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor. E, Mertens ve Torreira gibi önemli yıldızları kadrosuna kattıktan sonra ve e, nasıl bir yine transfer bombası patlatması e, merak ediliyor. Sarı Kırmızıların önüne gelen son isimlerden birisi Eden Hazar. E, menajerler Belçikalı kanat oyuncusu için Real Madrid'in takım aradığını belirterek Galatasaray'a bu fırsatın kaçmayacağı gerektiğini ilettiler. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan yine bir Türk menajerin Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu Sarı Kırmızılı Kulübün Eden Hazard'ın maaşını ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için artık kritik bir anlam taşıyacağını anlatmış. E, Mertens yardımcı olacak denilmiş başlıkta. 2019'da 115 milyon avro bonservis bedeli ödediği Hazardan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, uzun süredir e, bir müşteri arıyor ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Hazardın maaşını 4 milyon avroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor Galatasaray'da. Ve Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. İknası için Hazard'ın Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. Kerem'in gitme ihtimalinin de göz önünde bulunduran yönetim ortaya çıkacak rakamlara göre e, hareket edecek denilmiş. Snyder Galatasaray'a dönmek istiyorum. Kendisini yönetici olarak değil, sahada teknik adamlık yapmaya uygun gördüğünü ifade etti Hollandalı efsane oyuncu ülkesinde katıldığı bir programda Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir süredir futbol yorumculuğu yapıyor zaten teknik direktörlük eğitimlerine de devam ediyor Snyder. Teknik direktörlük kariyerine yurt dışında özellikle de Galatasaray çatısı altında başlamak istediğini programda belirtti. Galatasaray'da çalışmak harika olurdu. Orada harika zamanlar geçirdim. Güzel insanlarla ve kültürle. Dolu bir kulüp. Evet bir gün oraya geri dönmek istiyorum diye de sözlerine devam etmiş. Akşam sporda ne var? Sarı Kırmızılar savunma takviyesi için Markao sonrası yeniden Portekiz'e yöneldi. Hedefteki isim Mumin başlığı var. Portekiz basınından Abola Victoria Gimareş forması giyen 24 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı. Ancak Aslan'ın başka rakipleri de var. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray Real Madrid'den dünya yıldızı. Mertens ve Torreira gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, transferde bombalar patlatmaya doymuyor. Yıldız transferlerine devam eden Sarı Kırmızılar yeni bir ismi gündemine aldı. Bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor. Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi. Maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibinin kapısını çalacak. Belçikalı Yıldız kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, Sarı Kırmızılı Kulübün Eden Hazard'ın maaşını ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı. Galatasaray transferde Mertens'i devreye sokuyor. Hazard'ın iknası için Belçika milli takımından arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde. 2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir müşteri arıyor. Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu. Galatasaray Hazard'ın maaşının 4 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Kerem'in gitme ihtimalini de göz önünde bulunduran yönetim ortaya çıkacak rakamlara göre harekete geçecek. Geçen sezon sadece 18 maçta 712 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu sadece bir asist yapmıştı. La Liga'nın ilk haftasında Almeyra maçında 32 dakika sahada kalan Hazard bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. Vakayeme 3. kez Galatasaray'a önerildi. Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük paya sahip olan Vakayeme menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Borda Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı. Nijeryalı tecrübeli oyuncu bu sefer transfer döneminde üçüncü kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Vakayeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2 artı 1 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon euro bonuslarla 3 milyon euro talep etmişti. Sarı Kırmızılı kulübün 1 artı 1 yıllık ve 2 milyon euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim Vakayeme'yi Okan Buruk'a iletti. Okan Buruk ise Yunus ve Kerem'in ters ayaklı olması nedeniyle Vakayeme'nin fark yaratabileceğini düşünüyor. Ancak Vakayeme'nin yaşı ve çok uzun süredir antrenman yapmaması sebebiyle şu an için kesin kararını vermedi. Trabzonspor'dan 3 milyon euroya yakın maaş isteyen ve bu nedenle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamadı. Trabzonspor'la geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve büyük katkı sağlayan Vakayeme, 15 gol, 11 asistlik performansla sezona damga vurmuştu. Vakayeme bu performansıyla birçokları tarafından sezonun 11'ine seçilmişti. Okan Buruk'tan Milli Yıldız için ikna telefonu. Fırsat transferi peşinde de koşan Galatasaray, rotayı Milli Yıldızımız Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya'da kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması planlanıyor. Bol servisi Marsilya'da bulunan Milli Yıldız, takımın başında Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı. Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine koyulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu. Sarı Kırmızılar Cengiz'i satma opsiyonu ile birlikte kiralamaya çalışıyor. Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil. Cengiz Ünder Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan Hoca'nın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi. Menajeri Galatasaray'ı doğruladı. Giresun Spor maçında şok skor karşısında Sarı Kırmızılı yönetim forvet transferine hız verdi. Jamaika basınında yer alan habere göre Galatasaray Şamar Nicholson ile ilgileniyor. Oyuncunun menajeri Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisini doğruladı. Doğru teklif gelirse Nicholson'ın bir sezondan daha az zaman geçirdikten sonra Rus kulübünden ayrılabileceğini söyledi. Menajer Galatasaray ve diğer 4 Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiğini açıkladı. Galatasaray bana ve kulübe bazı sorular yöneltti. Ancak 4 Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden kulüpler olduğunu söylemekten başka bir şey gelmiyor. Ancak şu anda Şamer için hiçbir kulüple anlaşmamız yok dedi. Transfer iki hafta daha kapanmıyor. Bu yüzden doğru teklif gelirse ve projeyi beğenirsek o zaman elbet anlaşma yaparız. Nicholson geçen Aralık ayında Spartak Moskova'ya katıldı ve 16 maçta 5 gol attı. Galatasaray çıkıldığa çözüm arıyor. Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri de Çıkıldağ'ın transferiydi. Sarı Kırmızılılar Romanya milli takımında da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisine geçen yaz tam 6,5 milyon euro ödedi. Sezonun büyük bölümünde forma giyen ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu yeni hocası Okan Burun gözüne girmeyi ise başaramadı. Bu sezon ligin ilk iki haftasında Antalya Spor ve Giresunspor maçlarında kadroya bile giremeyen Rumen yeteneğe bir çözüm yolu aranıyor. Oyuncudan zarar etmek istemeyen Sarı Kırmızılar, menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da beklenen rakamları henüz ulaşılamadığı belirtiliyor. Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın, Çıkıldao için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi.